Bir ustayı edebiyat dünyamızda, aklımızda, kalbimizde çok önemli bir yere olan, çok derin izleri olan bir ustayı kaybettik. Adalet Ağaoğlu yarın toprağa verilecek. Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti. Ağaoğlu 3 gündür İstanbul Ulus'ta özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Sabaha karşı çoklu organ yetmezliği sonucu hayata gözlerini yumdu. Türk edebiyatının başı sağ olsun. Başka söyleyecek bir şey yok şu an. Çok teşekkür ederim. Pandemi nedeniyle tören yapılmadı. Cenazesini taşıyan araç hastaneden ayrıldıktan sonra vasiyeti üzerine Boğaziçi Üniversitesi'ne gitti. Ofisi ve kütüphanesinin bulunduğu okuluna böylece veda etti. Adalet Hanım ve eşi Halim Bey Boğaziçi Üniversitesi'ne eskiden beri çok değer verirler. Bizim öğrencilerimize destek olan burslarıyla olsun, kendi eserleriyle olsun sürekli üniversitemize destek verdiler. Dolayısıyla onun vasiyetini yerine getirmek üzere buradayız. Hepinizin başı sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Adalet Ağaoğlu 13 Ekim 1929'da dünyaya geldi. Şiirleri, tiyatro oyunları, romanları, öyküleriyle Türk edebiyatına yenilikler kattı. İlk romanı Ölmeye Yatmak 1973'te yayımlandı. Daha sonra Bir Düğün Gecesi, Fikrimin İnce Gülü, Yaz Sonu romanlarını kaleme aldı. Tüm eserleri yoğun tartışmalara konu oldu. Eserlerinde toplumsal sorunlara kayıtsız kalmadı. Bunların bireyler üzerindeki etkilerine değindi. Yaşamı boyunca edebiyat dalında birçok ödül kazandı. Adalet Ağaoğlu 1996'da ciddi bir trafik kazası geçirdi, 2 yıl hastanede yattı. Can Yücel onun için "Sen Türkiye'nin en güzel kazasısın" sözlerini yazdı. Ağaoğlu o kazadan sonra hayata daha sıkı tutundu, yazmaya devam etti. Ağaoğlu'nun cenazesi Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.